Merhaba arkadaşlar. Örgülok Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok basit, kolay bir gelin yeleği modeli tarifini anlatacağım. Arkadaşlar, bu model biraz trabzan bakımından farklı bir işleyiş, farklı bir teknikle örülecek. Şimdi hemen size başlayayım. Arkadaşlar, modelimiz bu arada 11 ve katları şeklinde. Başlanacak 11 zincir ve katları olarak bedene göre siz ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben size şöyle 33 zincirlik bir kısım hazırladım. Bedene göre siz 88 zincir ya da 77 zincir, 38, 40 beden için uyumlu olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle 3 zincir daha çekip 3 zinciri geçip buraya atlıyorum. Bunun taban lastiği biraz farklı olduğu için size taban lastiğinden başlayarak anlatmak istedim. Arkadaşlar bunu şu şekilde doladım. Burada bir tane örüyorum. Çekiyorum. Bakın şu şekilde çekiyorum. Tekrar ikisini birlikte örüyorum. Doluyorum. Zincirimin içine giriyorum. Şu şekilde, affedersiniz arkadaşlar. Zincirimin içine girdim. Şu şekilde ördüm. Asıldım. İkisini birlikte ördüm. Doladım. Zincirimin içine girdim. Çektim. Bir tane örüyorum. Asılıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Doladım. Zincirimin içine giriyorum. Çektim. Bir tanesini ördüm. Asıldım. İkisini birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Bakın. Bir tanesini ördüm. Çektim bu şekilde. İkisini birlikte ördüm. Doladım. Tekrar bir tanesini ördüm. Çektim. İkisini birlikte ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Trabzanlarımız, bu modeldeki trabzanlarımız bu şekilde örülecek arkadaşlar. Bu şekilde işliyor.
Evet arkadaşlar, ben bu sıra bu şekilde taban lastiğimi hazırladım. Bakın şu şekilde taban lastiğimiz farklı bir teknikle çok şık duruyor. Şimdi arkadaşlar modeli hemen oluşturmaya başlayalım. 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 tane zincirimi çektikten sonra kenardaki zincirimi de trabzandan sayarak tekrar dolayıp bir tane atlayıp yanına geçiyorum. Yine aynı şekilde aşağıda yaptığımız gibi bir tanesini dibinden örüp üstünden çekerek trabzanımı oluşturuyorum. 4 tane, yani toplamda 5 tane olacak. Ben kenarda saydığım için 4 tane. Bu şekilde oluşturdum arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zinciri çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane atlayıp 5.'ye, 4 tane atlayıp 5.'ye sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı ilmeğin içine. Bu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5.'ye dolayıp 1, 2, 3, 4, 5, 5.'ye evet şu şekilde çekerek buraya da 5 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. Trabzan için kafası karışan arkadaşlar, bakın tekrar gösteriyorum. Bir taneyi ördüm, çektim. Bu şekilde ikisini birlikte yaptım. Doladım. Bir taneyi ördüm, çektim. İkisini birlikte yaptım. Tekrar 5 tane zincirimi çekip 1, 2, 3, 4, 5. Buraya geliyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar yine aynı ilmeğin içini sık iğne ile oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya geliyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde modelin kurulumunu yaptım. Şu şekilde modelin kurulumunu yaptım. Şimdi modelimizi oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar. Hemen diğer sıramıza, üçüncü sıramıza geliyoruz. 4 tane zincirimi yine çekiyorum. Arkadaşlar model boyunca trabzanlarımızda bir değişiklik olmayacak. Trabzanlarımız sürekli aynı teknik ile örülecek. Evet, kenarımı yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar burada bir zincir çekiyorum. Doladım. Bir daha doladım. İki tane doladım. Doladıktan sonra buraya bu tepe kısmına gelip buradan birini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini de bir şeklinde örüyorum. Şimdi bu kanadın içine fazla asılmamak kaydıyla şu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Bakın. 3 4 5 6 7 7 ve 8.'yi içine buraya yaparak bu da 8 yaptım. Arkadaşlar şimdi burada tığımın başını doladıktan sonra hepsinin içinden çekerek geliyorum.
Çektim. Burayı elinizle şöyle düzeltin. Dengeleyin arkadaşlar. Şu şekilde dengeleyin. Daha sonra şurayı birazcık bol tutarak, çok sıkı tutmayın. Bol tutarak burayı şu şekilde kapatın. Bakın kapattık burayı. Şimdi tekrar bir iki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane doladım. Geliyorum yine aynı ilmeğin içine. Birini bir, ikisini bir, ikisini bir ve ikisini de bir çekiyorum. Tekrar yine 8 tane dolduruyorum arkadaşlar. Zinciyi de içine. Yine tekrar hepsinin içinden şöyle çekiyorum. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Şöyle arkadaşlar şuradaki ipi dengeleyin siz elinizle. Şöyle elinizle tuttuğunuz zaman modele göre dengeleyin. Sıkı olursa modeliniz kayar. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. İki tane doladım. Tekrar yine aynı deliğin içine. Birini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini de bir çekiyorum. Tekrar yine 8 tane. Ve 8 inciyi bunun içine yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yine içinden hepsinin içinden çekiyorum. Elimle de ayarladıktan sonra bakın dallarımı bu şekilde oluşturdum. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Doladım. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Ortadaki 5 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Bir zincirimi çektim yine. Yine buradaki işlemin aynısını buraya da yapacağız arkadaşlar. Şimdi doladım. Bir daha doladım. Buradaki yapmış olduğum şeyin içine girerek, deliğin içine girerek birini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini de bir örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 ve 8. inciyi içine batıyorum arkadaşlar. Ve ipimi hepsinin içinden çekiyorum. Daha sonra yine 2 tane zincirimi çekip bu şekilde 2 tane dolayıp birini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini de bir yapıyorum. Tekrar yine 8 tane dolduruyorum. Sekizinciyi de içine ve tekrar bu şekilde çekiyorum. İki zincirimi de çektim. Tekrar doluyorum. Ve evet hepsini tekrar yine çekerek bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Bir zincirimi çektim, doladım. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bakın trabzanları yine asılarak yapıyorum arkadaşlar. Bakın bir tanesini dipten örüyorum, tepeye asılıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Trabzanları asılarak yapıyoruz arkadaşlar, gösterdiğim gibi. Sürekli aynı şekilde yapacağız arkadaşlar trabzanları. Asılırken de dengeli bir şekilde asılmaya dikkat edin. Çünkü kısalı uzunlu olursa potluklar olabilir. Siz normal trabzanda yapabilirsiniz ama modelin gösterişi için bu trabzan daha çok ve daha şık güzel duruyor.
O yüzden ben bunu tercih ettim. Bu şekilde yaptım. Şimdi diğer sırama geçiyorum arkadaşlar. Trabzan için kafası karışanlar için tekrar gösteriyorum. Bakın. Doladım. Batıyorum. Bir tanesini örüyorum. Asılıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, ilk sırada ne yaptıysak aynısını da tekrar burada yapıyoruz. İlk sıradaki kurulumun aynısını yapacağız arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektikten sonra şuraya bir tane bu şekilde sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Atlıyorum. Buraya sık iğne ile birleştiriyorum. Şuraya şöyle tepe yapıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane tepe yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Doladım. Trabzanlarımı yapıyorum. Ortadaki trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi tekrar çektim. Tekrar buraya iki zincirime, iki zincir yaptığım yere sabitledim. Tekrar bir, iki, üç zincir çektim. Tekrar yine bir sonraki iki zincir yaptığım yere sabitledim şu şekilde. Bakın. Daha sonra bir, iki, üç, dört, beş zincirimi çekiyorum. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, modelin işleyişi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer sıramızda ise tekrar yine buradaki 5 tane trabzanlarımızı yapacağız. Şuradaki tepe kısmımıza gelip tepe kısmımıza buradaki yapraklarımızı yapacağız. Şurada yaptığımız gibi yapraklarımızı oluşturacağız. Yani ilk sırada yaptığımız kurulum sırasını yaptık. Üstüne modelimizi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar model çok şık duran bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Çok basit bir yöntem ile anlattım. Çok güzel olur. Çok da kolay bir şekilde yeleklerinizi oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Sağlıcakla kalın.